Cüneyt Arkın filmlerini bilmeyenimiz yoktur. O filmlerin çekildiği bir alan vardır, Anema zindanları. Aslına bakarsanız bu zindanları şöyle söyleyeyim size, Bizans döneminden kalmadır ve işkencenin yapıldığı yerlerdir. Bir süredir restorasyon çalışması vardı. O çalışma bitti. Peki ortaya nasıl bir yer çıktı? Hemen muhabirimiz Umut Erol'a dönelim. Evet, İstanbul'un en ünlü zindanlarından birinde, Animas zindanlarındayız. Eğer yüzyıllar önce bir suç işlemiş olsaydım ya da Bizans İmparatorluğu'na esir düşseydim, işte böyle küçük bir hücreye hapsedilecektim. Burada işkence görecektim. Şu an görüyorsunuz, oldukça küçük bir odanın içerisindeyiz. Oldukça dar bir yer. O dönemler tabi burada mahkumlar kalıyordu. İsterseniz şöyle Animas zindanlarını biraz sizinle gezelim, bakalım neler var. Tabi oldukça dar ve küçük koridorlardan geçeceğiz. Görüyorsunuz, bu noktalarda eğilmek zorundayız. Tabi kameraman arkadaşım Uğur Tüney de benimle birlikte eğilerek ilerleyecek bu dar koridorlarda. Evet, o dönemler tabi Bizans askerleri, mahkumları, esirleri işte bu koridorlarda küçücük hücrelere götürüyordu. Şu an yerin onlarca metre altındayız. Yavaş yavaş işte bize bu koridorlardan aşağıya indik. Şimdi size diğer alanları da göstereceğiz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir restorasyon çalışması başlattı. Animas zindanları tamamıyla restore edildi ve bitmek üzere çalışmalar. Peki biz Animas zindanlarını nereden tanıyoruz? Tabii ki Yeşilçam döneminden tanıyoruz. Cüneyt Arkın filmlerinden tanıyoruz. O dönemler Cüneyt Arkın'ın birçok filminde Animas zindanları aslında kullanıldı. Bizans dönemi filmlerinde özellikle. İsterseniz şöyle yavaş yavaş sizinle birlikte hücrelerin olduğu bölüme doğru da ilerleyelim. Bakın orada da nerelere mahkumlar zincirleniyordu? Gördüğünüz gibi burada bir hücre bölümü var. İşte buradaki deliklere, yine aynı şekilde karşıda bir delik daha var. İşte bu deliklere o dönemler tabii demir kazıklar çakılıyordu ve mahkumlar zincirleniyordu. Tabii dediğimiz gibi Cüneyt Arkın filmlerinde özellikle Cüneyt Arkın'ın arkadaşları Bizans İmparatorluğu tarafından ya da Cüneyt Arkın'ın kendisi zindanlara hapsediliyordu. İşte o zindanlar Animas zindanlarıydı. Bu alanlar Yeşilçam filmleri döneminde kullanılıyordu. İsterseniz şöyle aşağıyı da sizlere gösterelim. Tabii şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere ve yakın zamanda buralar hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Kameraman arkadaşım Uğur Tüney de tabii benimle birlikte inecek. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz ve işte o kemerlerin arasında da hücreleri görüyorsunuz. Tek tek hücreler, o dönemler mahkumlar o hücrelere, o alanlara hapsediliyordu ve ölümlerini bekliyorlardı. Eğer cezaları ömür boyu devam edecek bir cezaysa ya da işte bu zindanlardan çıkamadılarsa bu hücrelerde ölümlerini bekliyorlardı. Ve işte dediğimiz gibi sizler de eğer Bizans dönemini, aynı zamanda Yeşilçam filmlerindeki o anları bir nebze de yaşamak isterseniz önümüzdeki günlerde Animas zindanları ziyarete açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanacak. Siz de buraya gelip bu zindanları gezebilirsiniz. Bir nebze de olsa Yeşilçam filmlerinden bir esintiyi yaşayabilirsiniz diyelim ve söz yeniden stüdyoya bırakalım.